Şu anda Şövalye Adası'ndayız. Şövalye Adası Fethiye'ye bağlı bir ada ve burada bugün ikinci günümüz. İlk gün akşam vardık fakat toplamda birkaç saatlik bir deneyimimiz var. Zaten ada o kadar büyük değil. Günlerimizi alacak kadar geniş bir coğrafya değil. Ama bu birkaç saat içerisinde edindiğimiz tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Gözlemlerimizi adaya dair. Gelmeye değer mi? Nasıl beklentiyle geldik? Neler yaşadık? Adada yaşayanlar var mı, yok mu? Terk edilmiş bir ada mı? Hizmetler nasıl? Altyapı nasıl? Buraya ne zaman gelebiliriz? Gelmeli insanlar. Bu gibi soruları, cevapları sende hocam. Evet, Bozdağ'dan sonra koşucu gözüyle şimdi de Şövalye Adası'ndayız. Burası alışık olduğumuz bir sürü gezdiğimiz adadan daha küçük, çokça küçük diyebiliriz. Tam da bizim hep merak ettiğimiz üzere 85 hane olduğu söyleniyor. Adada konakladığımız otelde bunu da ayrıca sonra yazıp paylaşacağız herhalde. Son derece özenli bir yerde kalıyoruz. Adanın içindeki, şu an içinde bulunduğumuz alan aynı Efes'te sahilde olduğu gibi tahmin ediliyor ki bu harabe şeklinde duran buradaki yapının bir güvenlik kıyı içeriye buradan giriş yapıldığı üzerine bir bilgi aldık. Ne tarihçiyiz ne bu konuda inanılmaz araştırmalar yaparak geldik. Ben konunun olduğu gibi bizde ne uyandırıyor kısmını aktarabiliyor muyuzu merak ettiğimizde. Dediğim gibi 1,5 kilometre, 2 kilometre kadar bir mesafe. Çok şık evler var. Ada Kalabalık mı? kalabalık mı? Şu an biz otelde de oteli Kapattık. kapatmış. Otel bize özel Evet, arkadaşlar. Biz varken gelmeyin. çok çok güzel. Zaten daha çok yurt dışı müşterisi olan bir oteldeyiz. Son derece sessiz. Şu an benim konuşmuş olduğum ses tonu, videoda çıksın diye konuştuğum ses tonu çok yüksek kalıyor. Ada kalabalık değil. Henüz açılmamış ve gelmemiş. Adanın içerisinde bir su kaynağı yok. Odalarda da yok otelde. Dolayısıyla bunu otelden temin ediyorsunuz. Suyun ne kadar kıymetli olduğunu böyle küçük adaya düştüğünüz zaman Robinson hayatı yaşatabiliyor size Evet, ada. evet. Enteresan. Bize rehberlik yapan otelin sahibinin aktarımıyla ve bizim de kendi gezerken gördüğümüz üzere sarnıç çok eski. Sarnıçla ilgili bundan 3 yıl önce bir başvuruda tekrar bulunmuş ada halkı. Son derece varlıklı, çok güzel evler var. Doğa da çok inanılmaz. Bozdağ'a gittiğimizde henüz uyanmamıştı doğa. İzmir Maratonu öncesi gitmiştik. Çadırda uzun süre kalmıştık. Burada şu an çok da ormanın içinde gezmemeliyiz. Artık doğa tamamen uyandı. Üstelik Fethiye zaten akşam bile 33-34 derecelerde. Ayaksız arkadaşlarla, sürüngenlerle çokça karşılaşabiliriz. Onların alanına girmeyelim diye. Ormanın içine girmedik. Hava tahmin edilebileceği gibi 3 dakika sürüyor çalış plajından burası. Buna rağmen inanılmaz dört tarafı açık olduğu için açıklık, ferah, rüzgar son derece iyi. Sabahtan denize girdik. Çok enteresandı. Ben soğuk suyu çok seven biri olarak suya girdik, yüzdük. Bu arada deniz gerçekten Fethiye'de çok üzülerek hep yazıyoruz, çiziyoruz. Ölüdeniz dahil maalesef son derece kirli. O meşhur Ölüdeniz maalesef arkadaşlar fotoğraflarda photoshoplandığı gibi değil. Maalesef yani BlueLagoon dahil. Geçen sene çok daha temizdi. Ondan önceki yıllarda sen bir yıl öncesini biliyorsun daha temizmiş. Yarımada'da sürekli koşuyoruz ve denize girdiğimizde bu sene enteresan şekilde insanların gerçekten ah ah deyip ciddiye almadıkları ısınma Şubat ayında Şubat ayı itibariyle sıcak Fethiye. Yağmuru fırtınası var ama çok sıcak.
Buradaki bu su tedarikinde tabii çok yakın. Yani tekneler gidip geliyorlar. 3 dakika sürüyor. 5 litrelik alıyorlar. Alınabilir. Öyle alışveriş yapıyorlar. Biz de bugün tekrar döndük. Bir takım şeyler aldık ve geldik. Elektrik tesisatıyla ilgili de yine başvuruda bulunulmuş ve yardımla ilgili yerlere ulaşmışlar. Ama 3 yıldır yine bir işlem yapılmamış bununla ilgili. Sessizliği deneyimlemek istiyorsanız bu kadar güzel bir su için çok çok güzel. Tabii sabah saatlerinde sanıyorum denize girmek. O da halkının da öyle olduğunu düşünüyorum. Biraz o gözlemimiz de var. Çünkü 12 sonrası Fethiye'den buraya koyları gezen tekneler geliyor. İşte şu arka fonda gördüğünüz evet. gibi buranın şu andaki tek ses kaynağı burası. O tekneler. Evet. Bunun dışında ne anlatabiliriz? Toplu ulaşım yok. Toplu ulaşım yok. Evet, bu önemli. Ada çok küçük. Özellikle yabancının ziyaret, yani bir shuttle yok. İlave bir sizin servis yok. Adaya ulaşımda tekneyle oluyor. Tek ulaşım şekli bu. Evet. Ve kalacağınız otel bunu sağlıyorsa o şekilde gelebiliyorsunuz ücretsiz olarak. Onun dışında ayrıca tekneler var özel. Çok uçuk her zamanki gibi. Fethiye'deki her şey Karaborsa. Olduğu gibi. Evet, sabah geliş rakamı inanılmaz yüksekmiş. Onu da öğrendik. Dönüş hele saat 18'den sonra da tabii burada kalamayacağınız için artık sizi almaya gelen tekne sahibinin insafına kalmış durumdasınız. Gelinip görülmeli mi? Evet, zeytini çok başka. Yani ben bir gıda topluluğu üyesi, kurucusu olarak buradaki biberi hatta sen de tattın. Çok bizim güzeldi kendi elimizdekinden ya. Çok farklı. Vahşiydi. Evet. Bol kaktüs var. İnanılmaz güzel. O kaktüsler ne halde? Kaktüsler evet. Bol kaktüs ve... Kaktüsün köküne çimento dökmüşler arkadaşlar. Evet yani... Su verilir kaktüse benim bildiğim. Çok üzücü tablolarda var. Buranın büyük bir oteli, inanılmaz güzel bir alana, yukarıdan seyir tepesi gibi bir alanda çok güzel bir restoran. O da yeni açılıyor sanıyorum. Henüz daha gezdik, yeni bu sene hizmet verecek. Yatı olanları bekleriz. Evet, yatıyla çok rahat gelinebilir. Çok şık. Güzel tasarlanmış. Bu kaliteyi evet yaşatmak adına yani tebrik edilecek çok güzel bir alan. İnşallah temiz tutuluyordur diye. Ada halkının tabii ve otel sahibinin anlattığı şeyler Fethiye'de hep yaşadığımız gibi maalesef gelenin çöpünü hiç toplamadığı ve bıraktığı yerler var. Ama bunun dışında dediğim gibi şimdi mesela tekneler gidiyor muhtemelen. Tekrar aynı sessizliğe döneceğiz. Çok çok güzel. Gerçekten buraya gelinmesini tavsiye ediyoruz. O bakir koylar gibi pek de insanla karşılaşmayacağınız mahremiyetinizle, kendi huzurunuzla, doğanın kendi sesiyle ve kendi sessizliğinizle baş başa kalacağınız bir tatil isterseniz Şövalye Adası'nı tercih edebilirsiniz. Önceden birazcık dersimizi çalışalım. Bu videoda mutlaka bir miktar katkıda sağlayacaktır. Pansiyon ve ayrıca en az 6-7 günlük sanıyorum kalabileceğiniz evler de var. Alışverişinizi yapıp dediğim gibi su taksiyle çok rahat geçebiliyorsunuz ama ondan sonra sırt çantalarıyla onları taşımanız lazım. Veya gün içinde gidip gelinebilir. Değer. Belki bisiklet kiralayıp veya kendi bisikletini o tekneye koyup evet, burada da gidebilir ama mesafe çok kısa aslında. Mesafe çok kısa ve çok da bisiklet için belki bir dağ evet. bisikleti ama dağ o bile bisiklet. Ne kadar bilemiyorum. Yani adanın içinde asfalt çok az. Daha çok az. Yayaya hitap eden. Yayaya evet. Her yer iskele, her konak, villa diyelim kendine bir iskele yapmış. Birbirine son derece saygılı insanlar burada yaşıyorlar. O çok güzel. Biz adanın üçte birini neredeyse
turladık yürüyerek ağır ağır ve hiçbir evden bir kere bile, bir tanesinden bile bir gürültü duymadık. Çoğunluğu burada yaşıyor buna rağmen. Hani sanki terk edilmiş gibi, halbuki içinde yaşayanlar da var. Henüz gelmemiş olan da var elbette. Yani 85 tane hanenin hepsi dop dolu değildir mutlaka. Ama biz 30'unu gördüysek, büyük şehirlerde yani bir evin yanından geçerken hemen fark edersiniz o evde birisinin olduğunu. Burada daha sessizliğe değer veren, otel sahiplerimiz de aynı şekilde sessizliğe ve sakinliğe yönelik insanlar. Böyle bir beklentiniz varsa tatilinizde Şövalye Adası uygun olacaktır. Bir de şeye değinmek lazım, çok enteresan. Tabii biz bir futbol takımının şampiyonluğunun gecesine de denk geldik. Gerçekten gece 2:30-3'lere kadar karşıda marinadan gelen çok büyük gürültü vardı. Ama yani onunla genellememeliyiz tabii ki. Bir de şikayet gibi söylememek lazım. Yani biz çok erken yatıyoruz. Tercihimiz şu an için sessizlik. Daha öncesinde daha eğlenme kaynaklarının içindeyken bize de onlar hoştu. Her iki tarafı da var. Şehrin bütün o marinanın özellikle yarımadadaki bütün gürültüyü de çekmesine rağmen Şövalye Adası gerçekten çok güzel.